Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fakri. Sims 3 oyuna yolun bölüm 2 ve karşınızdayım. İlk bölüme gelen tepkiler çok güzeldi. Desteğiniz için teşekkür ederim. Şu anda bölüme havada olan bir adet Aiden'la başladık. Aiden televizyonun karşısında spor yapıyor. Ve hatırlarsanız televizyon bizim bir vecih. Mira tamir etmek için komşumuz Lucas'tan almıştı fakat geri vermek gibi bir niyeti yok sanırım. Resmen arakladık televizyonu. Ama Lucas, Aiden'ın gelecekteki sevgilisi olduğu için sorun olmayacaktır. Şu anda Adopt a Pet from Shelter diyeceğim. Bu bölümde yapacağımız en önemli şey bir kedi sahiplenmek olacak. Ve heyecanlıyım. Aiden'ın evini çabuk tutmasını istiyorum. Tamam, bir kedi sahipleneceğiz. Şu an Alex çok tatlı görünüyor. Dagoda da aynı şekilde. İsmi garipmiş. Şu an çok kararsızım ve seçmek çok zor geliyor. Gerçek olmasa var bile. O zaman biz şu kediyi sahiplenelim bence. Çünkü tombiş kedilere karşı bir zaafım var. Ve isim öneren tabii ki eminim Sims. Kendine gel. İsim öneren herkese çok teşekkür ederim. Fakat ben Büşra'nın önerdiği Cookie ismini gerçekten çok sevdim. İki isim arasında kalmıştım. Fakat Cookie gerçekten çok tatlı duyuluyor. Tamamdır, Cookie'yi bize getiriyor varmış. Çok heyecanlı. Şu an amma abarttın Fakri, alt tarafı bir kedi ismi diyebilirsiniz. Fakat Cookie ailemizin en önemli üyesi olacak. O yüzden benim için gerçekten bayağı önemli. Şu an Aiden gelip mac and cheese yapacak. Çünkü işi için cooking skill'ını seviye 4 yapması gerekiyormuş. Hem de bu sayede yemek yapmış olur. Bu arada geçen bölüm denize açılalım dedim fakat burası bir gölmüş ve tropikal bir yerde yaşıyoruz dedim fakat burası ormanlık bir yer. O yüzden lisedeki coğrafya hocama buradan sevgiler. Her neyse. Aiden natural cook olduğu için şu an yemek yapmaktan oldukça keyif alıyormuş. Ve mac and cheese'in rengi neden öyle oldu? Şu an bilmiyorum. Aiden'ın neler yaptığını hiç bilmiyorum. Mira da burada kitabını okuyor. Gerçekten bu şehirdeki itfaiyeciler kadar rahat olsam yeter. Zaten yangın falan çıktığı yok. Tek işleri spor yapmak, onu da yapmıyorlar. O zaman Mira sporunu yapmaya devam etsin. Biz de bu sıkıcı yerden gidip Aiden'a bakalım. Kedimiz gelmiş, inanmıyorum. Cookie! Cookie! Şu anda bütün bölüm Cookie diyeceğimi fark ettim lütfen. Kusura bakmayın fakat gerçekten çok heyecanlı. Şu an Cow Pet diyeceğim. Cookie bir gelsin, Aiden'la tanışsın. Şu hareketlere bakar mısınız ya? Nasıl uyuyor? Wake up diyeceğim. Üzgünüm. Gerçekten uykusunu bölmek istemezdim fakat Aiden'ın onu sevmesini istiyorum. Ona şu an şeye vereceğiz. Kurabiye oluyor sanırım. Kedi kurabiyesi. Şu yatış şekli cidden beni benden aldı. Hadi Aiden. Bu arada Aiden'ın soyadını almış Cookie Quark. Tabii ki Aiden sahiplendiği için Aiden'ın kedisi oldu. Fakat tabii ki Mira da ilgilenecektir. İkisinin de kedisi ya, sadece Aiden'ın diye. Feed Cookie diyeceğim. Çünkü şu an aç olacağı, olabileceğini düşünüyorum ki açmış. Bu arada Sims 3 de tembel bir kediymiş ve independent neydi ya Türkçesi? Anlamını biliyorum da şu an Türkçesi aklıma gelmiyor. Sanırım kendi başına, kendi kafasına göre takılmayı seven özgür bir kedi. Bu şekilde çevirebilirim sanırım. Her neyse, Cookie çok tatlı bir şekilde yemek yiyor şu an. Ne diyordum? Sims 3'te kedilerin ve köpeklerin ihtiyaçlarını görmemiz ve onları kontrol etmemiz bence daha güzel. Sims 4 could never dermişim yine. Hayır tabii ki, bu Sims 2'de de böyleydi. Petleri kontrol edemiyorduk.
Fakat ben Sims 3'teki versiyonunu tercih ediyorum açıkçası. Her neyse, Aiden gelip mac and cheese'ini yesin. Ve Cookie de şu an yemeğini yiyor. Bu arada Mira'nın iş saati bitmiş, o yüzden gelip o da Cookie ile tanışsın. Gelip Cookie'yi tarayabilir. Ve Aiden da gidip mac and cheese'ini yiyecek. O zaman Mira gelene kadar Cookie biraz uyusun. Şu tipe bakın. Oturup Mira'yı bekleyecek hali yok kedinin. Keyfine baksın. Gerçekten tipini yiyeceğim. Aiden da mac and cheese'ini bitirdi. O zaman tabağını kaldırırsın. Sonra çok sinirleniyor var etraf. Pis olunca. O zaman kendi tabağını temizleyeceksin. Mira şu an eve gelmiyor. İş yerinde PlayStation oynuyormuş. Cidden Mira kadar umursamaz bir sim. Bu arada bir sim taşıdım bu houseboat'a. Stefan adında. Ve Mira'nın flört edebileceği birisi olabilir diye düşünüyorum. O yüzden fakat şu an az önce gördüğünüz gibi evde değilmiş. O yüzden onun eve dönmesini bekleyeceğiz tanışmak için. Aiden da tuvaletini yapıyor, banyosunu yapacak. Mira da sonunda gelebildi. Tam bir queen gibi son anda geliyor. Ve ben bütün gün sanırım bütün bölüm Cookie'ye bakacağım kamera modunda. Cidden bu bölümün starı Cookie ve şu an su sesinden rahatsız olmuş. Şu anda Stefan eve dönmüş, o yüzden Mira gelip Stefan'la tanıştı. Ve biraz konuşuyorlar. Stefan da böyle bir isim. Bu arada Stefan'ı bu eve ben yerleştirdim fakat şu an ev gördüğünüz gibi boş. O yüzden muhtemelen video dışında onu başka bir eve yerleştireceğim. Ve bir de dalga geçer gibi az önce compliment home dedim. Yani evine iltifat edecek. Gerçekten Mira tam bir savage. Şu an anlaşmadılar nedense. Peki şu an Stefan sanki Mira'yı sevdi gibi. Bence aralarında bir şey olabilir. Şu anda gayet keyifli bir şekilde sohbet ediyorlar gibi geliyor bana. O zaman friendly high five diyebilirim. Shaka bra yaptılar. Ve high five. Şu anda sanki 10 yaşında çocuk gibi tanıştılar ve şu anda da şey oynayacaklar. Ne de adı? Taş, kağıt, makas. Düşünsenize birinin evine gidiyorsunuz tanışmak için, şey diyorsunuz. Stefan ne yapıyorsun? Allah'ım hepsi manyak, yemin ediyorum. Aa. Her neyse, düşünsenize birinin evine gidiyorsunuz tanışmak için ve şey diyor size. Hadi taş, kağıt, makas oynayalım, ne dersin? Koşarak uzaklaşırsın o evden. Her neyse, şu anda tanıştılar. Bir gün için bu kadar sosyallik yeter bence. Şu an saat çok geç oldu, o yüzden Mira eve dönsün. Arkada Cookie tuvaletin üstündeydi. Cookie lütfen öyle şeyler yapma. Aiden şu anda uyuyacakmış çünkü bayağı bir uykusu var. Mira da gelip belki Cookie ve ilgilenebilir. Çünkü Cookie dünyadaki bütün ilgiyi hak eden bir kedi. Gelip tarasın. Şu anda Mira nedense eve gelmiyor. Cookie de zaten gidip de scratch yapacakmış. Yas. Şu anda bütün bölüm boyunca Cookie ile ilgileneceğiz. Zaten bunu yaptık. Simver gerçekten umurumda değil.
Evin yeni Queen'i Cookie. Her neyse. Mira neden gelmiyor ya? Takıldı sanırım. Bir bakayım. Evet, doğru tahmin, takılmış. Şimdi Sims 3 oynayanlar bunu biliyordur. Sims 3 oynamayanlar şu an ne oldu diye bilir. Fakat ben Reset Sim Mirror Sky yapacağım. Open World'da bu şekilde simler çok fazla takılıyor. O yüzden bu seri boyunca bolca Reset Sim yapacağız gibi görünüyor. Mira gelip şu anda Cookie'yi tarayacak. Çok tatlı ya. Cidden. Şirinlik abidesi. Bu arada animasyonları falan da gayet güzel yapmışlar. Tarama animasyonu. Ben de sanki Sims 3'ü ilk kez oynuyormuşum gibi. Peki ona treat de verdik. Ve şu anda Mira da gidip uyusun bari. Çünkü şu an gecenin 4'ü saat. Mira'nın uyku düzeni benimki ve aynı. O zaman ben sabah olduğunda öveyim tekrar. Şu anda sabah olmak üzere ve bu renklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Cidden Sims 3 çok güzel bir oyun. Özellik ve grafikleri ve oynanış açısından çok seviyorum ben Sims 3'ü. Şu anda çok erken olmasına rağmen Aiden uyansın ve... Bunlar ne ya? Bu yemekleri Aiden yapmış. Karides. Ve biftek. O zaman... Hayır ya, gerçi kahvaltıyı da karidesle yapmazsın. Bunları dolaba koyacağım ve gelip Aiden waffles yapsın Mira'yı ve... Daha doğrusu Mira ve ona waffles yapsın. Şu anda az önce Cookie bir sinek kovalıyordu sanırım. Bu arada şu an şeyi fark ettim. Cookie'nin Cookie'ye kedi kumu eklemeyi unutmuşum eve. O yüzden yemek yedikleri yere eklemezsin. O yüzden şu spor aletlerinin yanına ekleyeceğim. Nerede olabilir? Buradadır. Aynen. Şuraya ekledim. Ve Cookie gelsin, çişini yapsın. Come on Cookie. Cookie, Cookie, Cookie. Şu yavaş yavaş gelmesi. Aiden'ı yemek yaparken izlemek istiyormuş. Peki biraz rahat verelim hayvana. Aiden waffles yapıyordu fakat Mira kahvaltı olarak karides yemeyi tercih etti. Peki Mira, sen de karidesini ye. We are not judging at all. No judgment. Her neyse. Bu arada mutfak bayağı bir battı. Onu da bir ara temizlememiz gerekecek. Ki tabii ki Aiden yapacak. Mira'nın bu tarz şeyler ve işi yok. O zaman ışınlanma Queen yine işine gidiyor. Bakalım bugün nasıl yangın çıkmayacak ve yine sadece spor yapıp evine dönecek Mira. Gerçekten acaba bir sorun mu var ya? Bu kadar uzun bir süre yangın çıkmaması normal mi sizce? Ki şehirde insan yaşamıyor diyeceğim fakat yaşıyor. Birçok kişi yerleştirdim. O yüzden neden yangın çıkmadığını bilmiyorum. Şu anda itfaiyeciler yine sohbet ediyor gayet rahat bir şekilde. Gerçekten Abigail o kadar rahat olsak yeter. Mira kusacakmış. Aa, şu anda seasick olmuş, yani teknedeki hayat onu rahatsız etmiş. Alışacaksın Mira, çünkü taşınmak gibi bir niyetimiz yok şu an. O zaman sporunu da yapsın ve ben bu sıkıcı iş yerinden hemen ayrıldım. Aiden'a bakalım. Aiden uyumak istiyor. Aiden nedense hep uyumak istiyor ya.
Bu ben resmen. Böyle yapacak bir şey bulamıyor, gidiyor bari uyuyayım diyor. Gel biraz kedinle ilgilen. Kedini sev. Onunla konuş. Bu kadar umursamaz olma Aiden. Aa izin vermedi şu an Cookie. Mira terfi almış. Mira now makes 400 simoleons per week and works from 9 a.m. to 5 p.m. Peki harika, yine sadece spor yaparak terfi aldık. En azından para kazanıyoruz. Bu arada ben yazı daha uzun yaptım. Bildiğiniz gibi normalde sezonlar 7 gün oluyor. Fakat ben yazı bayağı bir daha uzun yaptım. Çünkü kışı çok fazla sevmiyorum. Özellikle Houseboat'ta yaşadığımız için yazın daha uzun olması mantıklı geldi bana. Peki şu anda burada yine hiçbir şey olmuyor. Seviye 3 oldu Mira sadece spor yaparak. Aiden da uyuyor. Cidden diyecek bir şey yok. Şu an sanırım Cookie bize bir şey söylemek istiyor. Aiden'in odasına geldi. Yalnız Cookie'nin yürüyüşü gerçekten çok cool. Peki şu an Cookie'ye ev attık sadece. Cookie'ye scratch diyeceğim, ondan sonra da biraz yemek yesin. Biz de Aiden'la belki Lucas'ı ziyaret edebiliriz. Şu an everyday kıyafetini giysin. Ve belki aralarında bir şey yaşanabilir diyecektim ki Lucas dışarıdaymış. Peki o zaman bir sonraki bölüme kalsın. Peşinden koşacak değiliz. Belki Aiden bir yerlere gidebilir diye düşünüyorum. Fakat nereye gitsin biraz kararsız kaldım. Bu dünyada da ilk kez oynuyorum, o yüzden çok fazla neyin nerede olduğunu bilmiyorum. O zaman en iyisi Aiden gelip yüzsün. Hazır teknede yaşıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi Aiden yüzmeyi seven bir isim. Natural Cook. Sıcağı seven bir isim. Ve athletic ve childish, yani çocuksu bir isim. Gerçekten burada yüzmek çok isterdim şu an. Tam bir yaz günü. Aiden teknenin içine mi girdi az önce? Sanırım öyle oldu. Her neyse, o zaman Aiden yüzmeye devam etsin ve biz yavaştan bu bölümün sonuna gelelim. Sanki biraz boş bir bölüm oldu gibi, fakat en azından kedimiz Cookie'yi sahiplendik ve bu da bence bu seride yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım bu bölüm biraz da olsa hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.